bizim İdlib muhtırasını, mutabakatını uygulama konusunda bugüne kadar çabalarımız ortada. Bu çabalarımız maalesef karşı tarafın uymaması sebebiyle istediğimiz noktaya İdlib'de gelemedik. Ve bu süreçte özellikle bizim gözlem noktalarımıza da taciz oldu. Diğer taraftan bu saldırganlığın kesinlikle durdurulması gerekiyor. Rejimin kalleşçe saldırısı sonucunda 34 şehidimiz var. Gereken cevabı verdik, veriyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı ve kalmayacaktı. Devam edeceğiz. İki konuda kararlılığımız güçlü bir şekilde devam edecek. Birincisi sahada rejimin saldırganlığını durdurmak. İkincisi de İdlib'de kalıcı bir ve bağlayıcı bir ateşkesi tesis etmek. Hem sahada hem masada. Rusya ile yine görüşmeleri sürdürüyoruz. Mart'ın ilk haftasında da Sayın Cumhurbaşkanımızla Putin'in bir görüşmesi olacak. Uluslararası toplumun da daha duyarlı olması gerekiyor. NATO'ya teşekkür ediyoruz. Hemen acil bir şekilde toplandı. Sahada da taviz vermeyeceğiz. Masada da taviz vermeyeceğiz. Esasen bizim NATO'dan taleplerimize baktığımız zaman bazıları NATO'nun doğrudan birimleriyle karşılayabileceği talepler, bazıları da müttefiklerin karşılayabileceği talepler. Amerika'nın özellikle bu Patriot konusunda şu anda sadece İspanya'nın Patriotları bizim topraklarımızda, Adana'da, daha önce Gaziantep'te vardı. Bunları geri gönderebilirler. Çünkü hava savunma sistemine de şu anda ihtiyacımız var. Gereğini yapıyoruz ama ihtiyaç da ortada.